keskin, bırakmaz anılar, olunmaz teskin. Gözümü açsam düşeceksin kirpiğimden, derindir yaralarım, iyileşmez kendiliğinden. Gel uyandır beni zehirli uykulardan, rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel uyandır beni zehirli uykulardan, rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel umulmazım uyandır artık. Zehirli uykular, bıçak gibi keskin, bırakmaz anılar, olunmaz teskin. Gözümü açsam düşeceksin kirpiğimden, derindir yaralarım, İyileşmez kendiliğinden. Gel uyandır beni zehirli uykulardan, rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel uyandır beni zehirli uykulardan, rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel umulmazım uyandır artık. Keskin, bırakmaz anılar, olunmaz teskin. Gözümü açsam düşeceksin kirpiğimden, derindir yaralarım, iyileşmez kendiliğinden. Gel uyandır beni zehirli uykulardan, rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel uyandır beni zehirli uykulardan, rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel umulmazım uyandır artık. Zehirli uykular, bıçak gibi keskin,
bırakmaz anılar. Olunmaz teskin, gözümü açsam düşeceksin kirpiğimden. Derindir yaralarım, iyileşmez kendiliğinden. Gel uyandır beni zehirli uykulardan. Rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel uyandır beni zehirli uykulardan. Rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel umulmazım, uyandır artık. Zehirli uykular, bıçak gibi keskin, bırakmaz anılar. Olunmaz teskin, gözümü açsam düşeceksin kirpiğimden. Derindir yaralarım, İyileşmez kendiliğinden. Gel uyandır beni zehirli uykulardan. Rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel uyandır beni zehirli uykulardan. Rüyamıza dönelim düştüğümüz kaldırımlardan. Hadi gel umulmazım, uyandır artık. Zehirli uykular, bıçak gibi. Herkese iyi pazarlar. Bu kadar, bitiyor, kapatıyorum yayını. Herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyim. Haftalık ses analiz canlı yayınlarımızın 223. haftasında sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar neler yapmadık ki, ne analizler ne sohbetler. Dün Masaka röportajı, uzun süredir beklediğiniz röportaj yayına girdi ve biz de yeni sezonumuza başlamış olduk. Şimdi bundan sonra arda arda kanalda röportajlar, sohbetler, içerikler sizleri bekliyor olacak. Kanalı takip edin. Şu an canlı yayını izlemeye başlayan herkes öncelikle canlı yayını bir beğensinler, sonra bir paylaşsınlar, şöyle ortalık bir yangın yeri olsun, bir keyifli şekilde bir yayın yapalım sizlerle beraber. Benim ayırdığım parçalar var, sizlerden gelenler vardır. Siz nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor, keyifler nasıl? Özgür, sen nasılsın mesela? Çok iyiyim hocam, güzel bir sonbahar başlangıcında yine birlikteyiz. Ooo, sonbahar başlangıçları harika. Vallahi biz de öyle, inşallah güzel olur her şey. Ha, chatimi açayım şuraya. Ben bir şey eksik diyorum ekranda ama. Arkadaşlar buradalar. Sizler nasılsınız? Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günleriniz? Şöyle bir chat'e alayım. Elif'cim hoş geldin sen de. Bugün iki değerli moderatör arkadaşımız bizle beraber. Hoş buldum hocam. Herkese selamlar. Canlı yayını like'lamayı unutmuyoruz. Tabii ki. Hiç acımıyoruz. Acımasızca. Bakalım bugün neler istiyor arkadaşlarımız? Sizler neler yazıyorsunuz? Bakın Muhammed Çatırav. We need exercises debout about his voice.
Bir sürü diğer bir maç videosu yaptığım için. Selamlar İlayda. Rest in peace. Selam Kelben. Selam. Hafız Burhan ses analizi isteyenler var. Frida Kahlo, evet buradayım. Selamlar. Doktor Fox, evet kendisiyle İstanbul'da bir türlü görüşme fırsatımız olmamıştı ama yakında bir çalışma yapacağım. Peki. Oba, yandı yandıcılar burada. Süper. Bildirim gelmiş Sude. Çok sevindim. Hocam iki haftadır bekliyorum. Ses analizimi yapar mısınız? Neden link yok? Oo, Kemal Yolcu. Kemal abicim nasılsın? İyi misin? Muhteşem ya. Muhteşem. Trabzon'dan Kemal abimiz. Çok selam sevgiler. Ender Balkız isteyenler. Evet. Bakalım neler var. Amir Tatulu isteyenler var. Hocam sevgi selamlar. Bakalım. Ramin Karimlu, Sierra Borges'in söylediği The Phantom of the Opera analizi yapar mısınız? Ayşe Tapramaz. Allah, şu Phantom of the Opera'dan bilmiyorum ama artık kaç bin yorumunu dinlediğim için biraz böyle gına geldi diyebilirim Ayşe'ye. Yanlış anlamayın beni ama o kadar çok yani Phantom of the Opera dinledik ki bilmiyorum. Hocam Elazığ Özel Harput makamında okulan bir sela. Daha önce Bahadır böyle bir sela yapmıştık. Özden bakalım chat çok aşağı uçmasın. Mamamu Delila isteyen. Hocam bir yıl önce yapacağım demiştiniz. Lütfen Ümit Yaşar. Var zaten Ümit Yaşar analizi kanalda. Dur hocam. Neşet Ertaş İbrahim Tatlıses sesiyle eziyor diye bir video var. Bakar mısınız çok rica ederim. Yani eziyor nedir ya? Of. Eray Turan diyor ki şimdi burada iki tane şahıs analizi isteyenler var. Ayşenur Akman selamlar, iyiyim teşekkür ederim. Ağlayarak ders çalışıyorum hocam, siz nasılsınız? Seç kolay gelsin. İsmail Biçert, Mevlid TRT kaydı inceler misiniz? Çok merak ettim. Bak Engin Nurşani. Bugün ilginç istekler var. Tuğba Yurt Karanfil isteyenler var. Kardiyak isteyenler var. Peki. Ağır ağır şöyle bir başlayalım o zaman bakalım yukarıdan aşağı. Beğendiklerimi... Hocam başlamadan önce Twitch yayına girmemiş şu anda. Onu tamam. Bir kontrol edebilirsin. Evet haklısın. Tamam şimdi evet. Ben bir kapatayım Twitch'i, tekrar açayım. Bakalım bir daha göndersin. Evet tabii Twitch'in yayına girmemesi hepimiz için yangın yeri biliyorsunuz. Yangın yeri, yangın oradan, yeri. Tabii, bütün oradan ciddi dataları... bir takip kitlemiz var. Tabii ki, tabii ki. Şu anda evet. Yok da. Bir daha gönderdim çocuklar. Bir kontrol ederseniz biraz sonra tekrar bir bakın. Ben gene seçmeye devam edeyim. Evet. Bir kontrol etseniz. Online şu anda. Galiba başladı. Ben de bir kontrol edeyim. Ondan sonra arkadaşların isteklerine bir döneyim. Evet geldi. Tamam şahane. Tamamdır. Twitch yayınımız da geldi. Peki. Evet istekleri almaya başlıyorum. Engin Nurşani. Daha önce hiç izlemedim. Samet Dağlı. Hocam değerlendirmenizi çok merak ettim. Bakar mısınız? Bakalım. Engin Nurşani ile başlayalım bugün. Böyle daha önce dinlemediğim, bilmediğim şeyleri gönderin bana. Hakikaten bilmediklerimi açacağım. Bakıyoruz. Engin Nurşani, verin benim sevdiğimi. Daha önce yaptık sanki ya. Ben hatırlıyorum bu kaydı. İşte herkesin tize çıkma yöntemi başka. Birçok farklı şekilde çıkma şansınız var. İşte ya bu larynx'in hareketleri sesin biçimini değiştiriyor aslında. İşte koyuluğunu mesela aynı tiz ses larynx aşağı düştüğü zaman daha koyu çıkıyor. Yukarıda kaldığı zaman biraz buna benziyor. Şimdi mesela Engin Nurşani'yi dinlediğim zaman bakın tize çıkma yöntemini izleyin. Sol diyez kararacağız. Bakın. Benim sevdiğimi. Boğazda olduğu belli olan, içeride olan bir ses ama. Bu şekilde ses buluyor. Hafif nefesle yukarı üfleyerek. Kapalı ağızla. İflar etme. Ama giriş şekli çok güzel. Şimdi
bu sesin çıkarış biçiminde ittirmeden, bakın sert bir vuruşla değil, bakın. Evladma! Kafa bölgesini buluyor ses öncelikle. Bunun da işte bulunuş şekilleri başka ya. Stilden stile sesin bulunduğu yer aynı, çıkarış biçimi larenks hareketiyle tamamen değişiyor. Bulduğu yer çok tatlı. Kolay bir yer, rahat bir yer. Boyun kalkıyor, görüyorsunuz. Yani ses doğal olarak biraz arkaya doğru, arka odaya doğru düşüyor. Hafif bir diyafram. Ön pozisyona oturuyor ama aşırı sert, tazikli şekilde oturmuyor. Bu da bir ses çıkarma biçimidir. Burada da tiz sesler çıkar belli noktaya kadar. Daha tizi çıkar mı? Zor. Yani kişiler çıkardıkları ses aralıklarına göre aslında seslerini öğrendikleri biçimde söyleyerek tekniklerini oluşturuyorlar. Şimdi mesela ben Engin Nurşahin'i dinlediğim zaman daha tizler var mı? Emin değilim. Çünkü bu söyleme stili daha tizi açık değil. Eğer daha tizi öğrenirse bir ses, o zaman bütün seslerini değiştiriyor. Ses çıkarma biçimini toptan değiştiriyor. Öğrenmediyse öyle kalıyor. Mesela öyle kalmış gibi gözüküyor. İçeride görüyorsunuz. Sizin olsun dünya malım var. Verin benim dünyalar bak. Gönlüm bir güzel sevdi. Onu bana demiyorlar. Ağzı çok kapalı. Fakirse şaşan olmaz. Abiyorsa boşan olmaz. Aynı biçim. İlk bölümdeki biçimin aynısı. Peki, parçanın genişliği burada. Engin Nurşani'nin daha farklı bir parçası var mı bakalım? Beni yanıltacak. Gel desem gelir miydin? Dekan Müzik'ten çıkmış. Engin Uğrak Demir 2 Ağustos Pazar canlı yayını. Bakalım burada birçok kayıt vardır. Emre Ergün. Yok, burada değil. Daha farklı ne bulabiliriz? Çok eskiymiş bu kayıt bu arada. Başka da çok kayıt var mı? Dekan Müzik'ten çıkmış kayıtlar var. Çok kısa bakalım. Benzer yerler. Sesin tiz bölgeleri benzer yerlerde. Peki, benim fikrim bu. Devam. Çocuklar var mı bir sıkıntı? Valla kontrol ediyoruz. Tiz düzeldi hocam. Harika. Gayet problem. Harika, gayet süper. Neler var? Okan Volkan ses analizi. Ha, geçen ayırmıştım. Orada o kadar çok attınız ki bana. Okan Volkan, Okan Volkan. Kimdir Okan Volkan? Bilenler biraz yazsınlar. Bizim de bir fikrim. Okan Volkan. Bu isimle bu çıkmış. Kulaklarını verebilirim hocam. Okan Derya, Volkan Derya. Instagram'da müzik içerikleri üreten iki müzisyen. Aynı zamanda da barlarda çalışıyorlar. İki profesyonel i̇ki müzisyen kardeş. Mi? Ha, kardeş evet, profesyonel bir de. Kardeş. Ha, kendi kanalları da var. Okan Volkan Music. Okan Derya, Volkan Derya. Burada bir tane video var. 61 bin takipçileri var. Tek video var içeride. Acaba daha çok yüklendi de teliften falan mı silindi? Olabilir böyle şeyler çünkü. Bu kadar büyük aboneyle. Mesela Sana Ne diye bir parça. Bedo, Sana Ne. Okan Volkan bakalım. Tabii hiç acımasızca bakınız. Telif atılmış buraya. Ya bakalım biraz. Arıyordum sandın ya. Hep güzelin ağladın ya. Senin için mi yandım? Burada nasıl? Kardeş olduğundan emin misiniz ya? Arkadaş olabilirler mi? Yok, kardeş hocam ikisi. Peki. Sonsuz kaldım köşelerde, yalnızım sanki yorgun. İnan değildi sonsuz, bitti gitti seyretti kaçtı.
Karaoke üzerine müzik yapıyorlar duyduğum kadarıyla. Diğer hangisi Okan, hangisi Volkan olduğunu, Volkan olduğunu bilmediğim için. Burada sadece bir tanesi var. Yani yorumlamak çok zor, biliyor musunuz bazı şeyleri? Mesela zor. Neden? Şimdi bir müzik alttan geliyor. Okuyan arkadaşlarda mikrofon yok. Yani bence şartlar eşit değil. Yani çünkü bir hoparlörden açılmış bir müziğin üstüne bağıra bağıra performans yapıyor. Ve bunun içinde tam her şey müthiş çıkıyor ama hayır. Sürekli olarak belli bir tazyik ve güçte okumak zorunda kalıyor. Duyulması için, temiz duyulması için. Yani sabah uyandım yanımda yoksun. Hani şunu yapamıyor. Sabah uyandım yanımda yoksun. Yani, çünkü o müziğin sesi o kadar fazla geliyor ki hep böyle sıkı, sert durması gerekiyor. Sabah uyandım. Bir şarkıcı sürekli böyle sert okumaya başlayınca bir yerde bu bölge yoruluyor. Devamlı gerilimli okuma, bu sıkı ve sert bir okuma, yorulur. Ve sesler son bölüme doğru tizleştikçe aslında olması gereken şekilde değil, zorlanarak çıkmaya başlıyor. Yoruluyor çünkü. Ha, bu şarkıcıya kalıcı bir zarar verir mi? Hayır. Çok aşırı zorlanmadığı sürece vermez. Ama yani belli böyle gırtlak nameleri falan duyuyoruz. Arabesk tadı var. Mesela bu parça. Aynı şey görüyorsunuz değil mi? Bağıra bağıra. Yani bu böyle feryat hissini sizde duyuruyor. Evet, izlerken böyle bir ah be, ciğeri yanıyor adamların. Bir şarkıcılıkta yani izleme pozisyonuna geçtiğiniz zaman size bir enerji veren, coşku veren bir stil. Ama şarkıcıya ne veriyor diye bakarsak. Gırtlak nameleri var ama ses kısılmış artık. Yorgun sesler. Yükleniyor, 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 yükleniyor. O gürültünün üstüne yükleniyor. Çok güzel çarpmalar var. Ama bak gitti ses artık. Arkaya doğru gidiyor gittikçe. Bakıyorsun öyleyine marur bir kere de gül ya, ellerimi doldur. Benim gözlerime gaz. Evet, bir önceki okuduğundan çok daha farklı okuyor. Bakın bu yere bakın. Daha nazal dururken burada birazcık daha oturtmuş sesleri pozisyona. Ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet, hayalim olma, indeleme ne olur. Bir şey değil mi? Şimdi mesela böyle izlersiniz, izlersiniz de söylemeye kalktığınız gibi söyleyemezsiniz onlar gibi de yani. Çünkü farklı bir stili var yani. Yarı böyle arabesk rap karışımı bir şey. Hani okumaya kalksanız böyle ses çıkmaz. Ben mesela okumayı deneyeyim, böyle okuyamam. Ya bunun bir lezzeti var, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir okuma tadı var, size verilen bir enerji var ama bence çok yorucu. Çok yıpratıcı. Bakın tiz sesler hep kapalı. Her an böyle çatlıyor, küçük detonelerle geliyor. Bağıra bağıra bütün nameler yapıldığı için yeterli etkisini bence vermiyor. Gümbür gümbür sürekli çünkü yani hiç. Yok edip gider, dolu kader, zor geçer. Yani şarkıcılar yorum yapamıyorlar parça için. Yani. Geçer, oldu kader, yok edip gider, dolu. Peki. Senin için mi yandım? Sana ne, sana ne? Düşüyorsun gözlerden. Biliyorsun hiç sevmem. Yani tamamen tercih meselesi. Yani bu tarz müzikleri seviyorsanız, özellikle arabesk müzikten keyif alıyorsanız hoşunuza gidebilir. Ben de arabesk müzik sevmeyen biri değilim ama yani okumaların çok yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Yorucu okumalar olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani hep aynı, sürekli aynı şeyde yani sosyal medya çok ilginç bir dünya artık.
Sosyal medya beğenilerimizi çok değiştirdi, çok etkiledi. Eski yani sosyal medyanın olmadığı dönemi düşünün. Ya çok böyle mesela çok yumuşak sesler dinlemiyor muyduk biz yani? Fazla sosyal fazla dinliyorduk yani. Mesela geçen bir tane gönderdiler. Pablo Alborán. Ya ne olağanüstü bir ses. Baksanıza şimdi aradaki bir farkı izleyin. Peki. Pablo Alborán, Carminho. Müzik. Eşittir müzik. Sizden devam edelim haydi bakalım. Ya da ah geçen Twitter'da göndermişler ya. İsmail hocamı göndermişler. Allah rahmet eylesin. Onu bir analım mı? İsmail Coşar böyle bir nerede olduğunu tam da bilmiyorum olan yerin. Ama bir sokakta mı bir şeyde bir kemancıyla beraber bir doğaçlama yapıyor. Yani bilinen bir eseri okuyor ama kemancı orada çalarken İsmail Hoca da İsmail Coşar da Allah rahmet eylesin ona eşlik ediyor. Yeri dolmaz. Yeri dolmaz insanlardan işte. Bir dinleyin şunu. Yetmez mi gönül bir aşk vurmayı sürüttün. Mi karar. Bakalım hangi makam çıkacak. Yetmez mi gönül bir aşk uğruna yıllarca sürdün aman yâre yaman aman. Of! Dört tane melodi ya. Dört tanecik melodi yani. Ne bir gırtlak cambazlığından sonra bir şov yani abartı hiçbir şey yok. O kadar süssüz, o kadar sade, o kadar güzel ki. Yani şunu neden yakalayamıyoruz biz arkadaş? Ben çıldırıyorum buna yani. Neden böyle name hareket keriz ya bu hiçbir şey ya. Müzikte karşılığı yok. Bakın müzikte karşılığı yok. Hiçbir işe yaramaz yani. Anlık bir ne bileyim yani şey gibi otellerdeki bu açık menü vardır yani. 5 yıldızlı otele gidersin devasadır 50 çeşit tatlı 60 çeşit bilmem ne. Ama o hani bir çay ve yanında yediğin o tostun lezzetini vermez ya sana. Güzel böyle Karadeniz'de bir dağdan işte ne bileyim bir fırtına deresine bakarken içtiğin o çayın tadını vermez ya. İşte aynen öyle. Aynen öyle yani. 5 yıldızlı oteli neyleyim yani? Muhteşem. Çok net. Ve dikkat edin bakın İsmail Coşar'ın hep pozisyonu. Yani sanki bir operacı gibi, bir şan tekniği ustası gibi. Hem dokunuyor da yani bir yerden destek de alarak hep öne doğru. Hep pozisyonu mask dediğimiz yerde tutuyor. Ya. Zevki şuradan alabilirsiniz. Bakın çocuklar. Keman çalanın yüzüne bakın ne olursunuz. Of! Dünya parayla alamazsınız onu. İşte hayatta böyle anlık mutluluklar öyle gelip geçiyor ki aramızdan. Yani unutulmaz bir şey. Uşak galiba. Sol. Müthiş. Müthiş. Bu nedir? Yani o lezzet yani oturacaksın böyle sabah akşam dinleyeceksin ki o geçişleri, o tatlı glissandoları kulağına ezberlet. Bak. Dinleyin. Ne oldu sana böyle günlerce yanan ateşe döndün ne yaptın? Ne yaptın İsmail hocam? Ne yaptın? Ne yaptın? Yanan. O kadar tatlı bir geçiş ki. Günlerce yanan. Yanan. Bu mesela defalarca çalışırsın bu şey için. Çok güzel.
La'dan. Yanan. Of. Of. Ne oldu sana böyle günlerce yanan? Of. Ateşe döndün. Of, of, of. Bunun devamı niye yok? Devamı niye yok? Muhteşem. İşte bulamıyoruz. Bir daha gitti mi de bulunmuyor böyle tarzlar. Neyse ki kayıtları var. Oturun dinleyin valla. Oturun dinleyin. Alın işte efsane yani. Her tavır. Önce tavır. Okuma tavrı denen şey var ya, o kadar kıymetli bir şey ki. O tavırı edinmek için yıllar geçiyor işte. Müthiş. Oh be. Allah rahmet eylesin hocamıza valla. Müthiş. Oh. Ne güzel oldu üst üste böyle müzik dinledim ya. Kaliteli müzik. Ha, Özgün? Kaliteli müzik yani, değil mi? Müziğin, yani, işte müziğin kalitenisi... Söyle, üstte konuşuyoruz. Sen Allah, söyle. Allah kanı beni rahmet eylesin diyecektim de hocam. İsmail Coşar büyük bir üstattı. Yeri de olmayacak. Yani bir de... Şimdi işte bugün belki böyle bir yayın olacakmış demek ki. Yani kaliteli yapılan işi... Kalitesizden ayırmak zorundayız çocuklar. Bakın bunu ayıracağız. Kaliteliyle kalitesizi ayırmazsanız elinizde farz edin çöpler vardır, ne taşıdığınızı bilmezsiniz. Aslında çöp taşıyorsunuzdur. Haberiniz yoktur. Kaliteli. Peki tamam. Okan Volkan yaptık artık, tamam. 3 yayındır bekliyorum, kişisel analizimi yapar mısınız? Gel bakalım. Eray Turan. Havayı değiştirmem lazım. Ben burada bayağı kalırım çünkü. Çıkamam yani. Ciddi mahvetti beni yani İsmail Hoca. Evet. Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Alıştım sensizliğe. Ses rengi nefis. Maşallah sana. Gerçekten nefis bir ses rengi. Girişten bitirdin işi. Tertemiz, pırıl pırıl, doğru yerde ses. Hışırtısız. Bakın. Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Alıştım sensizliğe. Unuttum mu son? Her lafın sonu. Kimin şarkısı bu ya? Elif bilir kesin böyle şarkıları. Hemen bak. Biliyor musun parçayı? Güzel şarkıymış ha. Evet, şimdi kim canı katacak canıma? Biliyorum parçayı da, ismine bak. Şimdi kim can katacak canı odur, hemen bakalım. Onur Koç havası yok mu? Erkan Kızılaslan. Allah Allah. Kimiymiş bu şarkı Orzan? Evet. Erkan Kızılaslan isimli bir şarkıcının. Ne kadar ilginç. Bak neler var ya. Bakayım parçanın orijinali nerede? Dili yok kaderin. Aa, Erkan Kızılaslan kim? Hayda. Ortalık yangın yeri. Erkan Kızılaslan. Albümleri de var.
Dili yok kaderin. 2017'de çıkarmış. Gitmek mi zor? Ha, başka okuyor. Kalmak mı zor? Alıştım mı sensizliğe? Unuttum mu sor? Tatlıymış ya, kendi bestesi. Sözmülük Erkan Kızılarslan. Her lafın sonu. Bakalım. Kim can katacak canıma, sarılıp kim yatacak? Bitmiyor kavgam, kaderim kim yapacak? Vallahi güzel okumuşsun Eray. Taş gibi okuma bu. Şu aralarda biraz böyle yapıyorsun. Hafif. Ona biraz dikkat et. Biraz daha böyle. Bak böyle değil. Böyle de değil. Biraz daha rahat bak. Sen de gittin bu deli. Abi senin sesin çok güzel ya Eray. Peslere bak. Sen de gittin. Sen de gittin. Pırıl pırıl. Sen de gittin bu diyardan. Beni kim sevecek? Maşallah sana ya. Tamam. Gerçekten çok güzel. Bu kadar güzel tiz kullanımından sonra böylesine net, entonasyonu temiz bir pes. Bak. Sen de gittin bu diyardan, beni kim sevecek? Tertemiz. Müthiş. Bravo sana. Şimdi kim bilecek sonu? Bir anlığına kaldım. Burası nedir böyle pes bölümü? Aa, oktavdan aşağı indim. Abi tenor sesmiş. Sen aşağı indin. Geri karıya tiz geliyor tabii. Bariton reis. Kimden yana tanrı hayat kader mi cezamı bana edeana. Şimdi kim can katacak canıma, sarılıp kim yatacak? Bitmiyor kavgam kaderle, yorumu kim yapacak? Zaman zaman buruna yanaşıyorsun ama girişin efsaneydi. Gitmek mi zor? Ya aradığım pozisyon bu işte. Bunu kaybetme. Erkan Kızılarslan ne kadar güzel bir şarkıymış bu ya. Ne kadar ilginç. Hiç bilmediğimiz çok güzel şarkılar yatıyor bir yerlerde. Hı? Hocam bu şarkı amatör insanlarla çok patlamıştı. Böyle amatör bir kız coverlamıştı bildiğim kadarıyla. Oradan sonra çok patladı. 2014'te bu kızımız coverlamış. Yani çok... Evet. Evet, tam bu kızla. Aynen. Peki, çok güzel. Okey. Skirt. Benim bu arada ayırdığım var mıydı? Feriha Vural'dan bir aşk performansı yeniledim geçen. Aman ya Rabbim. Şimdi açarsam bir daha kopacağım iyice kaliteli müzik diye. Genç arkadaşları, yeni arkadaşları dinleyelim. Ama size tavsiye edeyim. Dinlemediyseniz bizim daha önce kanalda yaptığımız Feriha Vural vardı. Onun chat'e atıyorum şimdi linkini. Aman ya Rabbim ya. Bir aşk söylemiş Sertab Erener'den. Böyle bir şey yok. Kusursuz. Gel gir dünyama.
gittikçe daha da böyle değil mi? Operalaşıyor. Evet, düşenler parmak kaldırsın. Düşenler parmak kaldırsın. Çete bakayım neler, kimler düşüyor. Uf. Çok iyi ya. Çok fena değil mi çocuklar? Düşenler kardeşim, evet kaldırsın. Dehşet ses ya. Feriha Vural ya, bayılıyorum. Feriha Vural 7000 aboneyi bulmuş. Hadi yüklenin. Feriha'yı bir 10K yapalım hep beraber. Çete atıyorum kanalını falan, her şeyini, bu parçasını. Olağanüstü ses ya. Gerçekten bu kadar genç yaşta bu kadar güzel bir yetenek. Müthiş. Kusursuz. Hadi ikinci bölümü de dinleyeyim de. Ya şarkı yiyor değil mi böyle yani? Yiyor. O kadar böyle naif davranıyor ki şarkıya, deliriyorsun. Ve buradan da tam sesi. Bol bol kafa sesinde gezdikten sonra işte zaten genelde Sertab'ın bu aşk cover'ında en büyük problem burada çıkıyor. O tize çıkıyor herkes de orada tam ses geçişi iyi olmuyor. Yani aşk diye kafa sesinde kalarak kalıyor. Tam sese geçtiğiniz zaman bu. Ha bu arada çok merak edilen şu kafa sesi nedir, tam sesi nedir hikayesi var ya, mükemmel bir anlatım. Buyurun, bu bir kafa sesidir. İşte bu da göğüs içine katıldığı zaman aynı nota. Tam ses. O da dönüyor. Tam ses. Ne fark var burada? Bu diyafram baskısıyla, yani yabancılar buna belting diye bir teknik diyorlar. Belting kendi isimleri. Biz buna tam ses diyoruz. Yani kafa bölgesindeki sesin içine göğüs sesi de katıyorsunuz ve ses hacimleniyor. İkisinin karışımı. Karışım ses diyebilirsin. Kafada şu an sadece göğüs sesi geldi. Ne yaptı? Bakın ellerine. Diyaframına baskı. Bütün gücünü kullanıyor. Of. Ver davulu babacığım, ver. Dur, böyle olmaz bu iş. Küçük bir davul. Nerede ya? Nerede benim mor simülü davullarım? Yok abi, yeni davul setimi getireceğim artık bu hafta. Tatmin olamıyorum. Ay, gel bakalım benim mor simülü davullarım. 4 müydü ya, ben hep bunu... Bu değil. Oh. 5 mi? Güzel. Evet Feriha, hazır mısın? Seni bir orkestra ile buluşturma vaktimiz gelmiş. Bye.
Teşekkür ediyoruz Feriha Ural. İyi ki seni tanıdık gerçekten. Devam. Neler istiyorsunuz bakalım. Şöyle karşımda açayım. Abi her pazar geliyorum ama göremiyorsun. Şahısınız lütfen. Yorumlar mısınız? Durmuş Ali Güksel. Tabii. Ne var yani? Bak bir bu pazarda da gördüm işte. Muhabbet, sohbet. Ha ezan. Bir saniye. Bir saniye. Bu ben nedir? Su şişeleri falan görünce ben dedim böyle herhalde çayhanede takılıyorsunuz. Peki tamam. Ben modumu değiştireyim. Bu kadar olmaz. Hadi ben de kendime geleyim. Siz de kendinize gelin. Cuma vakti. Baba oğul ezan vakti. Peki. Durmuş Ali Güksel. Başla Hafız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oo. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tesisat çok fazla distortion yapıyor. Yani sizin gerçek sesleriniz tam çıkmıyor. Çok distortion dediğimiz şey yani sesin bozulması. Yani ses çok açık olduğundan değil belki ama tam bilemiyorum yani orada olmadığım için ama o distortion sizin tam istediğiniz ses değil aslında. Kendi renginiz değil bu. Biraz değişmiş haliyle çıkıyor. Hicaz ezan. Karar sesine bir bakayım en azından. Tam olarak nereden başladığınızda genel olarak içinde... 4 sesi caz. Tam bariton tonu. Eşhedü en la ilahe illallah. Bir uşak geçki yapar gibi yaptın. Arkada çok fena bir yalnız şey var. Çocuğu boğma şeyler var. Bir baskıyla mı söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Sevgili Durmuş. Tabii şimdi baban o kadar tecrübeli ki. Yani hiç takılmadan artık o kadar yerleşmiş ki nameler kulağında. Tık 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 sürekli aynı şeyler makine gibi gidiyor. Çok alışmış çünkü okuma stiline. Sen birazcık böyle çok büyük tedirginlik var. İçeride de sohbetler var sen yaparken çünkü okurken. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Biraz kapalı tutuyorsun. Biraz kapalı tutuyorsun hafif. O da senin gerilmene sebep oluyor sesinde. Biraz daha rahat bırakıp şöyle baştan ve sanki böyle bir ağırlık var okumanda. Bir yavaşlık var. Onu biraz daha serileştirmen gerekiyor aslında. Ve şey makam konusunda da tam emin değilim. Hicaz'la Uşak arasında bir git geller var sanki. Kısa bir karar verdin yani. Bunun sen de farkındasın zaten. Yani hayale salat de belki birazcık daha dizlere doğru alabilirdin. Hicaz. Şimdi Hicaz'ı belli etti.
Şimdi E'leri aldığın şekil. Hem şekline getiriyorsun yüzünü. Şimdi bu şekilde tize çıkma olasılığın yok. Bak babanın duruşuna bakarsan. Büyüyor ve genişliyor. Bu çok doğa zor bir stil. Senin başına gelen de o aslında. Bir de konsantren çok zayıf. Onu da söyleyeyim okurken. Yani başlamadan önce çünkü onun konsantresine girmen lazım. Yani okuma konsantrasyonuna girmediğin zaman başına her şey gelebilir okuma sırasında. Yani sürprizlere açıksındır. Çatlar sesin çıkmaz. Ne yapacağına karar vermezsin falan. Bu detaylar okumayı çok değiştirir. Çok etkiler. Şimdi bak babanın duruşuna bak önce. Nefes aldı. Çok net. Girdiği andan bitirdiği ana kadar yapacağı her şey çok net şekilde belli. Sürpriz yok. Kafasında belirlemiş ve hiç düşünmeden onu uyguluyor. Sen düşünüyorsun. Allahu Ekber Allah. Çok güzeldi. Genel olarak şimdi ilk başta yaşadığımız şeyi aslında sonunda da yaşıyoruz. O ya hoparlör çok yakın ya telefona çok yakın ya bu okuduğunuz yere çok yakın. Belki çok büyük bir cami değil bulunduğunuz yer daha küçük bir cami. Yani o hoparlörler size çok yakın ve gerçekten çok fazla distortion yapıyor. Bu yani normal bir okuma mesela sen biraz uzak tutuyorsun baba biraz yakın tutuyor. Her defasında o distortion çok belli oluyor. Yani bu distortion sizin sesinizin karşı tarafa temiz şekilde gitmesini çok engelleyen bir şey. Bir problem yani bu duyumla alakalı bir şey ama okuma şeyleriyle ilgili fikirlerimi de söyledim. Sevgi selamlar. Peki. Devam ediyorum. Eray Turan hocam tize giderken bir çarpma yapmıştım orayı atladınız. Eray kusura bakma ben seni çok beğendim. Çok beceriklisin. Çok daha iyilerini yaparsın. Tamam bakalım başka ne istekler var. Şöyle gidelim. En sonlara geliyorum. Hocam neden görmüyorsunuz? Fırat Baki'nin bilmem daha yeni gördüm işte seni. Başka? Nasser El-Katami Kur'an analizi yapar mısınız? Link atarsanız daha iyi olur. Bedia Akartürk analizi. Özgün. Buyurun hocam. Bedia Akartürk analizi. Yapmak ister misin? Ben yaparsam şimdi herkes baygınlık için çok seviyorum. Biliyorum. Bedia hocamın hayranıyım. Bedia Akartürk. Durun bakalım ilginç şeyler geliyor şimdi. Bu arada hocam. Buyurun. Bu bazı videolarda sizin çok kısık olduğuna dair uyarılarda bulunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben kısıyorum. Ondan dolayı. Tabii. Evet. Telif... İsmail Joşar'da öyle bir tepki geldi. Aa yok ya. Bayağı açtım tabii. Aslında. Yapma be. Bilmiyorum yani ben çekim yalancısıyım hocam. Tamam. Tekten kandırmıyorlar. Tamam olabilir. Yani tabii gümür gümür duymak isteyebilirler. O da olabilir tabii ki de. Evet. Ben açarım ya dinletirken. Merak etmeyin. Şimdi videoyu ayrıca yayınlayacağım çünkü. Ne diyor bu? Doğukan
Kağızman hocam, bu kadar derin basta, bu kadar hacim mümkün mü? Tim Riley inceler misiniz? Bakalım. Valla bas sesler, o sesleri hacimli de veriyorlar. Kendi sesi bu çünkü. Savrul. Sesi bulayım da önce. Ben gidiyorum bu sesi bulmaya, görüşürüz. Çok güzel. Ne kadar lezzetli değil mi işte? İnsan sesinin muhteşemliği. Benim çıkaramadığım bir sesle karşı karşıyayız. Çok korkunç bir şey. Bu ses çıkarabilenler el kaldırsın. Ses rengi bu. Yani bu sesi istediği kadar hacimli verebilir. Aman ya Rabbim ya, korkunç. Si bemol arkadaşlar. İşte piyanonun birinci oktavı. Yalnız tabii mikrofonun nasıl kullandığına bakarsanız anlarsınız. Bakın bu seslerde uzaklaşıyor. Gittikçe yaklaşıyor. Dibine giriyor. E tabi mikrofona bu kadar yaklaşırsan diye bir ses gelir size tabii ki. Ya ben de yaklaşırsam gelir. Hacmi biraz da böyle arttırıyor. Biraz sub harmonik gibi. Biraz böyle gibi. Mesela bu sub harmonik sesler baslarda bakın bu şekilde benden de çıkar. Sub harmonik yani tam ses. Mesela ben tam oktav altını veremiyorum. Benim için çok fazla pes ama bayağı da yaklaşırsam mi bemol falan yiyebiliyorum. Sub harmonik sesler. Çıkış biçimi o tıvadaki gırtlak gibi de değil tam. Farklı bir rezonans biçimi. İçeride tınlayan bir şey. Biraz gırtlakta yani. Biraz korkutucu olabilir ama çok işinize yarayabilir. Özellikle O harfiyle çok daha iyi çıkıyor. Uyla. Bu sesleri biraz tınlatıyor. Tabii ses rengi bas olduğu zaman iş biraz değişiyor. Alt sesler daha da hacimleniyor ve kuvvetleniyor. Ben de çok zayıf. Fakat o da özellikle peslere geldiği zaman yaklaştığını unutmayın. Delilik. Çok güzel değil mi ya çocuklar? Çok eğlenceli. Müthiş.
Sol. Ya hiç böyle bir arkadaşınız var mı hani böyle babamla şarkı söylüyorum falan bu seslere iniyor. Ha? Var mı böyle bir baba çevrenizde? Vallahi merak ettim yani. Benim babam bu sesleri çıkarıyor falan dediğiniz var mı? Böyle hafta sonları söyleriz falan. Yo bu ne babacığım? Çok zevkli yani. Bakın sesi tam duyamadı alkıştan. Hemen şunu yaptı. Müezzinlerin ve diğer işte hani var ya bizde bunu yapıyor. Kulağını kapatarak içeriden duyuyor kendini. Çok acayipti. Çok lezzetli ya. Tim Riley. Müthiş. Bediye Akartürk yalnız Fox yayınından alma. Bunlar olmaz. Peki. Ay ne zevk aldım bugün. Ne kadar güzel sesler dinledim ya. Vallahi billahi. Evet. Kardiyak fiber test isteyenler var ama çocuklar o telife girecek yani. Pol Production'dan çıkmış biliyorsunuz. Oradan yaparsam telif yeriz. Yapamam o nedenle kusura bakmayın. Kurt Nielsen ve arkadaşlarının Hallelujah yorumlarındaki 4 farklı sesi birden izleyebilir misiniz? Kurt Nielsen kim? Hiç böyle bir yorum benden. O kim? Başka başka bilmediğim şeyler. Bakalım. Neden bunları ben onaylayamıyorum? Hocam bu adamla tanışmak isteyeceksiniz. Yapma ya. Fevzi Altun hocam böyle bir cover görmediğinize yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Öf. Vibratolar çok lezzetli, çok mükemmel bir ses. Eminem'in 2003-2000 yılı Yerfis şarkısı söylüyor. Ses kelim şarkılarınızı yapar mısınız? Bu babamın okulusu Kaside 7.30'da başlıyor. Ö tarih. Başka. Uzun zamandır dinlemekten çok keyif aldığım kalite bir cover inceler misiniz sevinirim. Kartel kartel bekliyorum. Kişisel ses analizimi yapar mısınız? Rock'n'roll analizi yapar mısınız? Lemmy Kilmister. Metallica. Ha ya o Metallica'nın en kötü albümü değil mi ya? Bu adamla tanışmak isteyeceksiniz. Emre Barış. Net iddialıyım. Gel bakalım. Ha evet geçen şeyden atmışlardı bana ya. Instagram'dan gelmişti. Botan. Değil mi rapçi? Aa ben geçen Özgün bize Twitch'te bir rap atan arkadaşımız vardı ya. Evet hocam şey. Dur o neredeydi? Ya o ne kadar yetenekli bir çocuktu. Dur bulacağım bulacağım. Dışlarda olması lazım. Dur bulacağım bulacağım. Evet. Hangisiydi? Seyit Bener. Seyit Bener. Evet abi. Yani evet, şimdi ne olacak bu işler? Bize tabii bize Seyit Bener ne olarak attı biliyor musunuz bunu? Dedi ki ben yıllardır rap yapmıyorum. Tamamen de bıraktım. Yani dedi ki hani bu iş benim için bitti. Tamamen bitti dedi. Ya bu nasıl biter dedim ya. Bir dinlesenize. Sizce biter mi bu yani bu rap? Kaldır elleri kaldır.
istediğimi biliyorum. Bununla kaldır elleri. Bu kafaya erişirsem yaşarım sizi kusup. ...2015 yılında çıkmış şarkı... ...kimse duymamış bile... ...değil mi? Çok az kişiye ulaşabilmiş... ...bence çok başarılı ya... ...kaldır elleri... Güzel vokaller. Fakat tabii ki senin istediğin şekilde olmamış her şey. Yani daha iyi olabilirmiş kayıttesi, vokaller üzerine daha çok uğraşma gibi. Ama bu yetenek yok olmamalı yani. Senin bir yeteneğin var. Çok güzel bir enerjin var karşıya verdiğin. Günler geçer zaman, ne var gayrı ne kalan. Boşuna çaban ve giden paran yalandan korkmuyorum. Ve yaşar insan sabah 8 akşam 9 elimizde of. Bir şey yok ki hani bu dünyada yokuz hokus pokus. Hepinizde boksunuz sinek gibi. Bu dünyaya özgür geldiysem özgür gömün beni. Değiştim artık ben ömrüme bereket gel. Sabırda tur atıp gel kurtulun cehaletten. Bahsi var karakülden kurtulamam hiç küfürden. İnsanları düzeltelim manteli sen hep savaş gel. Sahici bir yaşam düşünen. Ses çok güzel. Ve ses çok keskin. Teknik olarak da çok güzel yerde duruyor. Tertemiz bir okumu bu. Hem teknik olarak güzel hem lezzet olarak çok güzel. Her şeyden uzaktasın. Rakibin insanoğlu çıkmaz bir sokaktasın. Düşüncelerin gelişir. Zamanla yarışırsın. Bu dünyaya hakimim gel. Seninle barışırım. Buralardan gitmem gerek. Hayatım külden kale. Değiştim birdenbire. Basit şey elden ele. Savaştım ve olmadı. Birçok madde denemişsin yere bununla dolmadı. Ay bu işi bırakması, yani bırakmaması gereken kişilerin bırakmaması lazım. Yani çok yanlış bir kişi olursun sen bu işi bırakırsan. Ben çok sevdim abi. Riff de çok tatlı gidiyor değil mi? Bir aç şimdi. Kendimi böyle görünce ne aklıma geliyor biliyor musunuz? Şimdi ben böyle coşarak çalıyorum ya. Çuku 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 çuku. Rapkolik adamın beni taklidi var ya Özgün hani. Sürekli olarak klavye sesleri geliyor size. Yani çünkü mikrofondan alıyor. Bir de bunlar çıkıyor ya. Allah aşkına onu izleyeceğim ya. Dur şu Rapkolik adamın kanalında. Neydi? Emre Yücelen neydi? Cosplay miydi? İkide miydi üçte miydi? İkide mi üçte mi ama? Ha Allame tabi. Bak şimdi. 2-2. Ay göremiyorlar dur. Allame için sen önce yapmıyor muyduk ya? Allah Allah. Geçen tezi ile yine kuru fasulye yiyorum. Ya dur. Geyik yapma şimdi. Bak şimdi. Şimdi ben çalıyorum. Şu klavye sesi. Neyse tamam işte. O klavye sesi buradan gelmemesi için şu an artık çok mücadele ediyorum. Basmıyorum ki ses çıkmasın diye. Ay, evet Seyit bırakma bu işi. Sakın. Botan. Sen İngilizce şarkı söyleyeceksin abi. Sen beni bilemedin yamacı numaramadın. Canını yerim. Hayda. Mehmet 800 orada göz kapıyor. Ya
Bilinen bir parçaya cover yapıyor değil mi? Gayet başarılı tabii ki. Çok iyi okuyor. Ses rengi de güzel. Ama tabii ki kendi şarkılarını da dinlemeyi daha fazla. Botan, Hands On. Peki. Hayda. Tabii yaptığı kaydın üzerine yapıyor. Peki. Ne yaptım ben? Ne yapıyorduk? Yine gittim. Bir ara gittim geldim şimdi. Bu arada. Hah, özel özgün. Bu arada hocam herkes şey soruyor. Twitch yayınlarımız ne zaman diye soruyor. Salı perşembe gece 10.30. Twitch.tv Emre Yücelen. Gelin. Kaçırmayın. Çok keyifli yayınlar oluyor çocuklar. Gece 10.30. Salı perşembe. İki gece oradayım. Orada böyle telif meelif acımasızca dinliyoruz yani. Siri show yapacağım demiştiniz hocam. Haklısın. Bir parçasını ayırayım. Yapalım. Hocam sizin söylediğiniz şey Turgay geçen hafta sana yapmadın mı? Dur dur. Bir saniye. Can't get out of my head. Iron Man kite. Bakmıştık ona ya. Hadi Iron Man kite yapayım. Hocam canlı performans rap bir aydır atıyorum. Artık lütfen yapın ciddiyim. Hayda. Batuhan Bulut. Hayda, ortama bak. Canlı. Şimdi bir şey diyeyim mi? Şarkın güzel ama okuyuş olmamış. Yani çünkü bu bir şarkıcı okuması değil. Ama melodin var. Çok da güzel melodin var. Hak ettiği sesi bulmamış. Melodin. Ya bunu daha iyi okumak için çabalayacaksın. Çok çabalayacaksın. Yani çok güzel melodi yazıp bunu ifade edememiş durumdasın. Yani bak çok kayıyor seslerin, onu ifade edemiyorsun yani. Hiçbir nedensin, tüm bu anları kendin seçemezsin. Yüreğimi düşünmezsin, konuşma artık yersiz. Bayalnızım sensiz, bana evini gelensin. Şarkıda da bir keyif var, sende de bir keyif var. Bir şey yapmak için çok uğraşıyorsun. Büyük zevk aldığın da belli. Şarkı karşıya geçiyor ama sesinle değil. Şarkı geçiyor sadece. Demek istediğim buydu yani. Tizlere de çıksan tam ifade edemiyorsun. Şarkı güzel, ortam güzel, hava güzel, parçanın içindeki yansıttığınız şeyler güzel, senin zaman zaman enerjin güzel ama bence değil. Yani daha çok özen göstermek zorundasın. Yoksa bu sadece böyle bir eğlenceli bir hatıra olarak kalır elinde. Bunu kaydetmeye geldiğin zaman bu şekilde gidemezsin yani kayda. Peki. Hocam hoşunuza gidebilecek bir projem var. Kişisel analizimi yapar mısınız? Hoşunuza gidecek bir projem var. Tamam yapayım. Neymiş proje? Onu yapınca mı öğreneceğim? Bakayım neymiş. Bahadır Sarıyer. Ha projen var, şarkın var. Keşke canlı okusaydın.
Peki. Hocam geçen hafta Stray Kids. Evet ya, Stray Kids'i ne çok istiyordum. Mr. Mountains 6 semidon daha kalın. Sen mi okudun Efes? Efes Art gene buralarda. Bakayım ne yapmışsın. Hey guys, this is Subharmonic değil mi işte? Misty Mountains. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away a break of day to find alone poor goblin gold. The ponds were roaring. En altta lağ var tabii ki, yazdığın gibi. Evet, en sonunda da ne diyorsun? R1'le bitiriyorum. Naming sprays laced with light. Çift ses yapmışsın orada. Evet, deniyorsun kendini geliştirmek için. Belli Efe. Deniyorsun ve subharmoniklerle ilgili çalışmalar da yapıyorsun. Bu subharmonik hikayesi gerçekten çok keyifli. Bununla ilgili belki bir çalışma yaptıktan sonra seninle böyle sohbet edebiliriz. Bunlarla ilgili bir çalışma da yapabiliriz. Keyifli olur, arkadaşlarla paylaşırız. Sona geleyim bakayım neler var. Hayda, ne açtım ben. Tepki allame yapmayacağım çocuklar. Çok fazla tepki ve allame yaptım zaten. Ben şarkıyı çok sevdim ama altyapısını da çok sevdim. Tamam ver. Tsubasa akustik cover. Kişneyerek şarkı söyleyen kadın. Evet, dinledik. Dinlenmez mi? Emre hocam, daha önce Niyaz Nawab ses analizi yapmamışsınız. Yapmamıştınız. Evet, bakalım. Hadi bakalım kimmiş. Merak ettim. Bu arada bu kasideyi açabilir miyim bilmiyorum. Vakit olur mu ama. Senin isteğin üzerine köşeye koyuyorum şu anda. Before After Ercan gelmiş. Ercan yaparız. Niyaz Nawab. Hiç bilmiyorum. Bakın, bilmediğim şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. Aha. Hocam bu arada Rapkolik adam da burada aramızda. Rapkolik adam hoş geldin. Ha, Uygar Erdoğan. Bir saniye Uygar Erdoğan, ne diyorsun? Selamlar hocam. Silmediğin gözyaşını stüdyo çalışmaya bakarsanız güzel olur. Sizin için yaptım. Uygar Erdoğan, silmediğin gözyaşın var mı YouTube'da? Dur onu da açayım. Uygar Erdoğan, silmediğin... Ya Uygar, sen bizim kanalda daha önce bir seni... Evet ya, ben... Haydi, ama 2 yıl önce değil mi bu? Yeni mi yaptın? 1 ay önce tekrar yüklemişsin. Uygar Erdoğan, senin analizlerini yapmıştık biz zaten 2 kere ya. Doğru değil mi? Tabii. Ses analizi 2, ses analizi 1. Birincisi bayağı deli gibi izlenmişti. Tabii. İlk defa ben istek istedim. Uygar Erdoğan ses analizi. Dur bakayım ne yapmışsın. Galiba bu ama senin dediğin. Silmedi ki. Yani bu çıkmış, yayınlanmış parça mı bakayım? Göz yaşını aşkın ile elektronik altyapıyla aman aman. Sesine ne oldu Uygar? Cızır diyor böyle altta. Çok cızır diyor. Neden? Sesin yorgun muydu? Ayak hayırdır? Zalim, sana bel bağlayanı. Baksana, pes sesleri
bu çok kötü olmuş kaydın altı. Bu hiç yani hiç güzel olmamış. Rahatsız ediyor bir süre sonra. Özellikle peslerini o şekilde kullanmaya alışmaya başlıyorsan vazgeç bundan. Aman aman. Görüyorsun değil mi o sürtünmeyi? Aman aman. Öyle zazım açtın kılıcı sineme ki. Senin sesin şahane bir ses. O galiba yorgunluk var. Bilmiyorum ki, bir yazsana. Aman aparelendi. Çok lezzetli. Aman 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 yanmadadır. O kadar yakında ve güçlü okumuşsun ki distortion yapmış. Aman aman. Ciğeri dağlanır elbette. Aman aman. Aman 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 aman. Bu canlı bir kayıt. Bir şey diyeyim. Şimdi kulaklıkla okuduğun için, kendini izole duyduğun için biraz fazla yüklenmişsin aslında. Sen bunu çok daha rahat okuyabilirsin ama eser çok zor tabii yani. Bir anda iki oktava vuruyor. O gırtlaklar falan çok tatlı ama biraz fazla, sanki boğazına yüklenmişsin gibi de bir hava da var. Biraz zorlamışsın kendini. Sen neler yapıyorsun Uygar ya? Başka şeyler yapıyor musun artık? Nedir? Sahne falan, nelerle uğraşıyorsun? Programları var. Uygar buralarda değil galiba. Hocam uçtan kaçtı. Yok, aldım tarih. Onun linki şu değil mi? Antalya Din Görevlileri Seminerinde Sait Özdemir okuduğu kaside. Aldım onu, merak etme. Tsunami, Flow Art Sonomi istiyorlar. Hocam bir de Bob Dylan var. Hayko Cepkin. Tamam, bu artık burası şey zaten. Defalarca her şey istiyor o grup. Dur abi, göremedim. Rapkolik ne diyor? Hoş bulduk Emre Hocam ve muazzam ekibi. Sizleri çok seviyorum. Müthiş yeni. Teşekkürler Rapkolik adam. Senin taklidini yaptım. Rapkolik adam cosplay yaptım. Kardiyak'ın yeni parçasını değerlendiremiyorum çocuklar. Pol Production'dan çıkmış. Telif riski var. Shakira Ohio. Hocam bu arada chat ekranda görünmüyor şu an. Bilginiz olsun. Ha evet evet. Chat'e ben kendim bakıyorum. Öyle boş boş duruyor değil mi? Chat akıyor çünkü şu anda karşımda. Ben de bakıyorum. Bekir Sıtkı Sezgin analizi yapar mısınız? Nasıl bir kaydı var? Hazar Demir bakalım. Hocam akapella bir ses gösterisi olduğunu düşünüyorum. Tamam, yavaş yavaş sona da geliyorum zaten. Kimdi? Ay, ismini bulmuştuk da Nazım Nihat mıydı? Hay Allah, şimdi
nasıl yazılıyor, nasıl okunuyordu acaba? Merak etmiş. Tabii bunu bakayım telifsel dizaynla. İyi bir şey yok. Çeviri. Bakalım nasıl yazılıyormuş. Hiçbir şey anlamadık. Tabii Arapça mı acaba bu? Bakalım. Nawab ve Araş. Bakalım. Ne güzelmiş orkestra. Ya. İran mı şarkıcı? Farsça. Kontrolü var sesinin. Abi çok güzel aranjman yapılmış. Çok nefis. Çok güzelmiş çocuklar. Ben bunu atayım size, siz de chatten bakın. Hocam. Efendim? Bu arada düzeltme geldi hocam. Niyaz Nawab şarkıcı, Darya'da şarkısıymış. Niyaz Nawab. Tamam. Nereliymiş Niyaz Nawab? İranlı gibi duruyor değil mi? Farsça çünkü. Niyaz Nawab. Ha, Niyaz Nawab. Niyaz Nawab. İran kadını şarkıcı, evet. Stalk yapalım mı? Niyaz Nawab. Web sitesi de varmış. Biraz araştıralım bakalım. Niyaz Nawab. Niyaz Nawab. Multi-instrumental musician, singer, songwriter, composer and music teacher. Müzik öğretmeniymiş. Niyaz Nawab Tahran, İran, Paris, France. Şu an Fransa'da yaşıyor. Niyaz started his career music earlier. She started training piano, classic, violin and on Tahran Conservatory of Music. Piano formal training, France, completed musical competition, London diploma, Trinity College of London. Niyaz Nawab accepted a call normally music parties. 5 yıl later. Fantastik. Değişik değil mi? Farklı. İnsanlar neler deniyorlar? Yani ilginç konser biçimleri. Kocaman bir koro. Fantastik. Gerçekten ilgi çekici. Peki başka neler var? Bir kadın bir erkek Koreli solo MB sanatçıları düet hocam tamamen canlı, umarsın, umarım bakarsınız. Nali Lensi.
Akapelli. Online şu anda eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınır mı bu şekilde bir ders? Osman K. ne istediğine bağlı. Ne amaçladığına bağlı. Suran ve Dean KBS World. Acımaz çocuklar. Bu Korelilerin kanalları hiç acımıyor. Çatır çatır telif atıyorlar ve sildiriyorlar. Little Mix'in tüyleri diken diken eken, diken diken eden Falling cover'ına analiz yaparsanız çok mutlu olurum. Little Mix daha önce yıllar yıllar önce yapmıştık değil mi? Sevgili Little Mix'çiler. BBC Radio 1. BBC Radio 1 çoğunlukla telifin ustaları olarak anılan. Of. Sesler yıkılıyor. Ya bundan yeriz biz telif çocuklar. Bunlar UMGPG de çok sağlam telif atıyor. Hiç acımıyor. Güzelmiş ama kayıt çok güzelmiş. Twitch'e gelsenize salı perşembe. Sözünüzde durun hocam. Hayda ne söz verdim ya. Diyanet Camiası'ndan Mersin Mudat Camii müezzini Hasan Tekerlek Hoca Kürdilici Asker iç ezan ses analizi yapar mısınız? Vay. Mehmet Arif Uygun göndermiş. Evet, içeriden çekilmiş bir ezan. Bakalım. Leo Felicita, Mr. Yücelen, can you do Bob Dylan if you have a time? Oo, 1960'da Festival of Country Music. Hocam İngilizce yazdım. Ha, 3.45, Turap göndermiş. Bugün geç kaldık. İyi mi fiyasko mu? Ne demek o ya? Orhan Demirci, Nihavet Kıraat ayırmıştınız. Saati geçtik. Oo, bu ne çıktı? Başka bir şey çıktı bunun içinden. Mersin Mudat Camii linkini açmaya çalıştım. Yanlış bir şey açtım galiba. Ha, attım. Hasan Tekerlek öyle. Leave Moon. Bu da başka bir kayıt. Oto. Sena Şener'in yeni şarkısı Affetmem. Şivan Pervers ses analizi. Süslü cümlelere gerek yok. Sadece dinleyin. Olağanüstü bir ses. Mustafa Gözükara. Wow. Bakayım bu neymiş. Bitireceğim yayını çocuklar. Yoruldum. Ben bağlamayla başladım. Elif dedim türküsü. Türküleri de. TV Net. Çok seviyorum. Getireceğim sonrasında. Tamburla. Çok severim. Hisarlı Ahmet. Türk sanat müziği tavrıyla okuyor. Tenoral bir ses. Sana ne
Daha önce yayınlarda söyledim mi hatırlamıyorum ama söylemediysem size tekrar hatırlatayım. Tambur bir İstanbul sazıdır. Yani imaliyle de öyledir. Fikriyle de öyledir. Birçok enstrümanın ana vatanı tam bilinmez. İşte kanun hani derler Mısır'dan gelir. Efendim gitar İspanya'dan gelir. Şu bir yerden gelir, bu bir yerden gelir. Ama tambur İstanbul'dan gelir. Tam hafız sesi var ama. Özür dilerim. Tabii. Şimdi Elif dedim, B dedim türküsü aslında yapı olarak bir türkü. Hatta Zeybek Hisarlı Ahmet'ten geçildiği için daha farklı tabii. Bu Türk müziği tavrında bir okuması var. Elif dedi mi? Bunun ne okumaları var? Neleri var? Neleri var da? Acaba iyi bir yorumu var mı şu an görebileceğim? Neyse şu an bakamıyorum. Peki. İki tane hocamız var. Onları kaydedeyim. Şöyle listelerimi alayım. Bana kızacaksınız biliyorum. Ama yayın süremin sonuna geldim. Yani yoruldum daha doğrusu. Hani yorgun da yapmak istemiyorum. Peki. Evet bugünün sonuna gelelim o zaman. Sevgili arkadaşlar. Bana kızanlar kızmayanlar. Canlı yayınlarımız gene pazar günleri devam edecek. Fakat salı ve perşembe günleri saat 10.30'da Twitch yayınlarım var. Orada telif sıkıntısı olmadan dinleyerek yapabiliyorum. YouTube'un da kendine ait bir dünyası var. Oranın da farklı bir dünyası var. İki farklı yayın platformu. Devam ediyoruz. Takip ediniz. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Çok mutlu oluyorum. Çok keyifli bir yayındı. Sayenizde. Daha da iyi şeyler yapmak için çalışacağım. Yeni sezon başladı. İnşallah bundan sonra özel konsept yayınlar olacak. Belki sadece Diyanet özel yaparız. Belki sadece Eurovision özel yaparız. Belki sadece Kore özel yaparız. Yani belli özel günlerde özel canlı yayınlar yapma planındayız. Sevgili Özgün, Elif ve onlarla beraber. Bu sene güzel, keyifli bir sene olsun. Sizlere iyi pazarlar diliyorum. Saygılarımla. Sürçülisan ettiysem affola. Gönlünüz kalmasın, kırılmasın. Her zaman buradayız. Allah sağlık, ömür verdiği sürece sizlerle beraber bu işi yapmaya devam edeceğim. Sevgiler. Özgüncüm, Elifciğim, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Aman, ah yazılmaz benim derdim. Çok güzel türkü, çok. Bu ne ya? 'Kene bay bay. Zehirli uykular, bıçak gibi keskin, bırakmaz anılar, olunmaz teskin. Gözümü açsam düşeceksin kirpiğimden deri.